Şimdi bu videoda AV nodal reentrant taşikardiden bahsedeceğim. AV nodal reentrant taşikardi AVNRT Bundan bahsetmeden önce AV nodun yapısı ve reentrant taşikardiler nasıl olur kısaca ondan bahsedeceğim. AV nod insanların bir kısmında dual AV nod fizyolojisi dediğimiz bir özelliğe sahip olabilir. Yani AV nodun içerisinde iki ileti özelliğine, iki farklı ileti özelliğine sahip yol bulunabilir. Bunlardan bir tanesi Fast Pathway hızlı ileten bir de daha yavaş ileten Slow Pathway dediğimiz iki yol olabilir. Dual AV nod fizyolojisi. Bu dual AV nod fizyolojisi her zaman patolojik bir durum değildir. Hiçbir şikayet olmadan da Hiçbir çarpıntı yakıntması olmadan, herhangi bir semptom olmadan da insanlarda dual AV not fizyolojisi olabilir. Ancak AVNRT oluşumu için bu dual AV not fizyolojisi gerekli bir özelliktir. Neden gerekli bir özelliktir? Şundan gerekli bir özelliktir. Rentran bir taşikardinin olabilmesi için ilet özellikleri birbirinden farklı birden fazla yol olması gerekir. Neden? Çünkü uyarı bir yerden diğer bir yere giderken birbirinden farklı, örneğin bir hızlı, bir de yavaş ileti özelliği olan bir yol olsun. Bunların bizim fast pathway'in hızlı yolun refrakter periyodu, efektif refrakter periyodu, ileti hızlı ama refrakter periyodu uzundur. Yavaş yolun ise ileti yavaş, slow, ancak efektif refrakter periyodu kısadır bunun. Yani daha kısa süre içerisinde tekrar iletilebilir hale gelebilir yavaş yoldan. Hızlı yolda ise ileti hızlı ancak refrakter periyot uzun. Kendini toparlaması için gereken süre yavaş yola göre daha uzun. Reentrant taşı kardinin olabilmesi için kritik bir yerde gelen erken bir uyarı, bu bizim elektrofizyolojide vermiş olduğumuz bir uyarı olabilir veya spontan bir erken vuru olabilir. Hızlı yolun refrakter periyodu uzun olduğu için genellikle tipik olan formda hızlı yolun refrakter periyodu daha uzun olduğu için erken gelen bir uyarı hızlı yolu refrakter periyotta yakalayabilir. Erken bir uyarı geldi. Hızlı yol refrakter. O zaman uyarı yavaş yola geçer. Ve bu yavaş yol boyunca iletilmeye başlar. Buradaki ileti yavaş olduğu için bu esnada hızlı yol kendini toparlar ve uyarı yeniden hızlı yola retrograd olarak giriş yapar. Uyarı gelir. Yavaş yolun refraktör periyodu kısa. Tekrar yavaş yolun üzerinde devam eder ve bir reentren halka oluşup taşikardiyi başlatır. Reentren aritmiler için tipik bir özellik. Birden farklı ileti özelliklerine sahip yolların olması gerekir ki ve bunların refraktör periyotları ve ileti hızları birbirinden farklı olacak ki rentren bir aritmi olabilsin. Normal bir vuruda, normal bir kişide, normal bir kardiyak vurudan bahsedelim. Sinüs vurusundan. Bu sinüs nottan çıktıktan sonra atriuma yayılır. Sinüs nodun aktivitesini EKG'de göremeyiz. Sinüs nodundan atriuma yayıldıkça EKG'de önce bir P dalgası oluşmaya başlar. Uyarı normal bir kişide hızlı yolda hızlıca iletilir. Yavaş yoldaki ise hızlı yoldan geçtiği için uyarı yavaş yoldaki genellikle bloke olur ve kendini sonlandırır. Hızlı yoldan geçip AV nottan ve his purkinje sisteminden önce PR his purkinje'den geçerek de QRS'in oluşumuna neden olur. Sonra da T meydana gelir. Bunun intrakardiya kayıtlarına bakalım. Uyarı sinüs nottan çıktıktan sonra ilk yayıldığı yer hemen en yakınındaki yer. Bizim HRA'ya koyduğumuz yani satriumun yukarı bölgesine koyduğumuz kateterde ilk buradan alacağız. Burada bir A kaydı alacağız. Sonra uyarı his bölgesine gelecek veya CSN'in proksimal elektroduna bu bölgelere gelecek. His kaydından ne alacağız? His bölgesine koyduğumuz kateter bu kat elektrotlar kabaca etrafındaki 1 santimetrelik alanın kaydını alırlar. His bölgesi de hem atrium hem his hem ventriküle yakın bir bölgede olduğu için genellikle burada 3 kaydı da alabiliriz. His bölgesinde atrium kaydı bir miktar daha geç HRA'ya göre. Hemen arkasından his kaydı. Keskin bir defleksiyon. Sonra da ventrikül kaydı alırız buradan. Çünkü burası tam AV Groove junction bölgesinde RV'deki kayıt His geçtikten sonra daha geç olur ve burada sadece sağ ventrikül kaydını alırız. Buralarda sadece sağ ventrikül kaydını alırız. Koroner sinüste nasıl bir kayıt alırız normal bir burada. Koroner sinüs aslında atrial bir yapı ve atriyoventriküler bileşkede bulunur. Tam bu nedenle hem atrium hem ventrikülün kaydını alır koroner içerisindeki elektrot. Peki nasıl oluşur? Normal bir vuru sağ atriyumun süperiöründen başlayıp önce sağ atriyumu Bahman bandıl veya koroner içerisinden sol atriyumu uyarır. Şurada bir de Bahman bandıl var. Bunlar LA'ya gider veya koroner içerisinden veya transeptal yollarla sol atrium uyarılır. İlk önce atrial uyarı CS'nin proksimal koroner sinüsün proksimal elektrodunda oluşur. Sonra distale doğru gider. Bu nedenle CS'nin proksimal elektrodu histen belki benzer veya daha geç olabilir şu A. Distale doğru gittikçe biraz daha geç atrium kayıtları gelir. Ventrikül kayıtları nasıl olur peki? V kayıtları gene ilk önce CS proksimalinde veya CS3 gibi buralarda V kaydı. CS distaldeki ventrikül kaydı daha geç oluşur. Değil mi? Şöyle bir konsantrik bir aktivasyon olur normal bir kişide. Şimdi bir atrial erken uyarının geldiğini düşünelim. Bir yerde bir atrial erken uyarı çıksın veya biz elektrofizyolojide programlı atrial stimülasyonla erken bir uyarı verelim. Elektrofizyolojide şöyle yaparız genellikle. Rantran taşı kardiyi ündüklemek için 8 tane sabit sikliz uzunluğunda uyarı veririz. 9. uyarımız, bu 8. olsun. 9. uyarımız 10'ar milisaniye kısalır her seferinde. Mesela 500 milisaniye ile verdik diyelim şu 8 taneyi. 9. vuru 400 milisaniye. Bir sonraki şeyde 390, 380, 380 370, 360 böyle indirerek hızlı yolda blok oluşturup ...yavaş yola uyarının geçmesini sağlarız ki... ...rentrambita şikardiyi tetikleyebilelim. Elektrofizyoloji de böyle. Normal hayatta erken bir vuru... ...sıklıkla... ...erken bir atrial vuru... ...şurada erken bir atrial vuru gelsin. Atruma yayılacak değil mi? HRA'ya yayılacak. HRA'da bir A kaydı göreceğiz. Bu erken vuru... ...geldiğinde... ...hızlı yolu... ...refraktör yakalasın. Gelsin ve hızlı yolu refrakter yakalasın. Hızlı yolu refrakter yakaladığı zaman yavaş yola jump olacak. Yani normalde de A kaydımız var şurada. Normalde AH mesafesi şu kadarken burası his kaydı şu. Bu atrial erken vuruyla birlikte hızlı yoldan geçip hisse gelemeyip Yavaş yol boyunca geçip hise gelecek. Bu nedenle bu A'dan sonra hisse kadar geçen süre uzayacak. Ve his burada oluşacak. Normalde bu kadar bir mesafe vardı. Şimdi bu kadar bir mesafe var. Bunun adına AH Jump deniyor. AH Jump. Dual A ve Not fizyolojisini gösteren bir şey. Yavaş yoldan geçip hisse geldiği için his oluştu. Değil mi? Koroner sinüsü nasıl göreceğiz? Gene çizmeye devam edeyim. Koroner sinüs gene normal uyarılması gerektiği gibi uyarılacak. Atrium buruları. Proksimal önde, distal sonra. Atriumlar böyle oluşmuştu. Ve devam etti. Histen sonra ventrikül oluşacak. Ventrikül de gene aynı şekilde oluşacak. Şöyle oluşacak. Histen sonra proksimalde ve Yine konsantrik bir aktivasyon meydana gelecek. His vurusundan sonra V vurusu geldi değil mi burada? Gene HV intervali neyse buradaki. Buradaki de sabit aslında. Onu biraz geç şey çizdim. Geç çizdim. Aslında erken olacak. Yani normal olması gerektiği gibi olacak. Onu şöyle normal zamanında çizeyim. Bunlar da tam bunun karşısına denk gelecek. Yani şöyle benzer izade olduğunu düşünelim bundan sonra şöyle oldu ve köresi oluştu değil mi yavaş yoldan gel geldikten sonra hızlı yol bu sefer kendini tekrar toparlayacak ve buradan retrograd iletilecek yani retrograd atriyal bir vuru olacak a his ve ve bundan sonra hemen retrograd bir a daha oluşacak Retrograd bir atrial vuru olacak. His kateterinde de olacak bu retrograd atrial vuru. CS'lerde de olacak. Hepsinde retrograd atrial bir vuru olacak. Şunlar V'ydi. A. Bu da A. A, Abi retrograd bir atrial vuru olacak. Hızlı yoldan retrograd iletim esnasında. Ve bu döngü tamamlanıp reentry bir taşikardi meydana gelecek. Tekrar gelip hızlı yola girecek. Bu nedenle bu A'dan sonra şurası A'ydı. Bundan sonra gene hisse kadar geçecek olan mesafe yine uzun olacak. Çünkü niye? Yine yavaş yoldan inecek. Ve bu döngü devam edecek. Bundan sonra V gelecek. A E V Değil mi? CS aynı şekilde devam edecek. A'nın olduğu yerde şurada A vardı his. Burada V olacak. Hemen arkasından retrograd A'lar gelecek. V, A diye gidecek. Koroner sinüs kateteri. H, V ve retrograd bir A gelecek. Şöyle çizelim. QRS. Çünkü burada his var. Hemen arkasından V, V'nin karşısında QRS. Ve bu V'nin arkasından da geldi ventriküle. Yavaş yoldan geçip ventriküle gitti. Hisse ve ventriküle. Sonra retrograd tekrar A'yı oluşturacak. Burada yeniden A oluşacak. Yani bu short RP taşıkardilerden bir tanesi. V'den A'ya kadar olan mesafe kısa. Düşük 70 milisaniye. Bu şekilde devam edecek. AH jump. Retrograd olan vuruya da biz ne diyoruz? Ekobit beat. Ah jump ve retrograd atrial uyarıya da şöyle geldi uyarı erken bir vuru. Hızlı yolu refraktör yakaladı. Yavaş yoldan aşağı indi. Hisi uyardı. Tekrar geri dönüp retrograd atrial vuru yaptığı zaman bunların adı da şunlar hepsi ekobitler. beatler. Bu AVNRT'nin tipik intrakardiyak kayıtları.